Değerli YouTube takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Atakum Yeni Mahalle'deyim. Ekranlarda gördüğünüz bu 4 katlı binada 4 tane satılık dairelerimiz var. 2 artı 1 daire bunlar. Mutfak salon ayrı, ebeveyn banyolu daireler. Bulunduğum yer Atatürk Bulvarı. Şimdi bu daireleri hep beraber daha detaylı olarak tanıyalım. Arkadaşlar, ekranlarda gördüğümüz 4 katlı binada farklı kat ve cephelerde satılık 4 tane ayrı dairemiz var. Daireler 2 artı 1, deniz manzaralı, salon, mutfak bu dairelerde ayrı. İnşaat yeni bitti. Altında iş yeri var, köşe bir bina. Bulunduğum yer Samsun-Sinop yolu, Atatürk Bulvarı olarak geçiyor. Buradan denize olan mesafemiz, şöyle ekranlarda da göstereceğim. Denize sadece ana yolun altında iki ayrı bina var. 50 metre aşağısı deniz. Yine binamızın farklı bir cepheden sizlere tanıtıyorum. Hemen şu karşısı tramvay yolu. Tramvay yoluna da 100 metre mesafede. Hemen sol tarafta da Kurupelit tramvay durağımız var. 360 derece binamızın olduğu bölgede dönüyorum, çekim yapıyorum. Özellikle deniz manzarası isteyen aileler için kaliteli ve çok güzel bir daire. Girişimiz arka taraftan. Burada bir 3-4 araçlık otopark yerimiz de mevcut. Güzel bir girişimiz var. Binada son rutuşlar yapılıyor. Henüz diyafonu zili takılmadı. Girdiğimizde geniş bir holümüz mevcut. Dairede elektrik yok arkadaşlar. Sağda bir aynamız var. 5 basamaklı bir merdivenden çıkarak asansöre ulaşıyoruz. Şu anda asansörümüz de çalışmıyor. Yani daha doğrusu elektrik olmadığı için biz çalıştıramıyoruz. 3. kattaki bu daireyi tanıtıyorum arkadaşlar. Ortak alanlarımız. Solda asansörümüz var. Her katta karşılıklı iki dairemiz mevcut. 2 artı 1 bu daire. Girdiğimizde sağda evin 4 kapaklı bir vestiyeri ve yatak odaları mevcut. Dış kapıdan girdiğimizde, sola döndüğümüzde ise karşısı evin deniz manzaralı salonu. Sağdaki şu odamızda mutfak. Mutfaktan başlıyorum. Yeterli büyüklükte bir mutfağımız var. Bu evde salon ve mutfak ayrı arkadaşlar. Atakum'da biliyorsunuz 2 artı 1'lerin çoğunda Amerikan mutfaktır. Mutfak salon 1'dir. Bizim dairede o şekilde değil. Yine burada geriye kadar Fransız cam bir balkon kapımız var. Karşıki binaya bakıyor. Sağda evimizin kombi yeri. Şu karşıki balkon da yatak odasının balkonu. Şöyle bu balkondan döndüğümüzde buradan denizin manzarasını görebiliyoruz. Sıfır ve kaliteli bir daire. Tekrar balkon kapısından mutfağı tanıtmak istiyorum. Yine şu alanda yemek masası, işte televizyon yeri için alanımız mevcut. Evin tavanlarını da göstereceğim sizlere. Yer döşemeleri granit. Balkonlarda bu şekilde bir malzeme kullanılmış. Tekrar holdeyim. Holden sağa dönüyorum. Ve evimizin salonu arkadaşlar. Yaklaşık 30 metrekarelik bir salonumuz var. 3 kapılı büyük bir Fransız camımız var. Yere kadar ve buradan direkt denizi görüyoruz. Deniz yolun altında, yolun altında denize iki bina var, 50 metre aşağısı marina ve deniz. Hemen şurada yolun altına geçmek için bizim daya geçidimiz de mevcut. Bu manzaranız hiçbir zaman kapamıyor. Deniz manzarası arayanlar için gerçekten fırsat bir daire diyebilirim.
yine salonun ortak alanlarını tanıtmak istiyorum. Yine şu alanda yemek masası koymak için özel bir alanımız var. Ferah olsun diye burası da yere kadar Fransız cam yapılmış. Yine burada başka bir balkonumuz mevcut. Evde 3 tane balkon var bu arada. Ve buradan Atakum'u, Güzelyalı Mahallesi'ni görebiliyoruz. Ve şu manzaramız hiçbir zaman kapanmıyor. Tavanları da göstermek istiyorum. Yine tavanlarda gizli led ışık kullanılmış. Daha iyi anlaşılsın diye tanıtıyorum. Televizyon prizi yerleri buraya konulmuş. Ve tekrar salondan hole geçiyorum. Soldaki odamız mutfak idi. Burada da balkonumuz var. Çıkış kapısı solda 4 kapılı bir vestiyerimiz var. Tekrar soldaki odamız yatak odalarından bir tanesi. Yine yere kadar Fransız cam. Tavanlarımız farklı bir cepheden tekrar tanıtıyorum. Karşı bina ile aramızda yeterli bir mesafe var. Yani rahatsız olacak bir durum maalesef yok. Koridorda ilerliyorum arkadaşlar. Sağda evin ana banyosu mevcut. Duşakabin karşıda. Tavanlarımız. Yerler kirli tabii ki, yer döşemelerimiz. Koridorun karşısındaki odamız da ebeveyn banyolu yatak odamız. Karşısı karyola başlıklarının olduğu alan. Şurada altta ve üstte gizli ışık yerleri, dekoru yapılmış. Yine burada da üçüncü bir balkonumuz var. İşte ebeveyn banyosu, yatak odasına girdiğimiz kapı ve burası üçüncü balkonumuz. Yine burası da yere kadar Fransız cam, aydınlık bir camı olan balkon. Ve bu balkondan da çamaşır balkonu, apartmanımızın girişini görebiliyoruz. Bölgede arsa, boş arsa yok, yapılaşma tamamlanmış. Karşısı evin ebeveyn banyosu. Yeterli büyüklükte bir ebeveyn banyomuz var. Kapının arkasında da duşakabinimiz mevcut. Kapının arkasında derinlik var, yani öyle dar bir alan değil. Burası da yeterli bence. Ebeveyn banyosundan çıktım. Şu anda yatak odasındayım. Arkadaşlar, çıkış yönünde ilerliyorum. Binada 4 tane farklı kat ve cephelerde satılı dairemiz var. Yeni sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize sağlıklı, iyi günler diliyorum.